Evet, bugün ustamızı yanına gidiyoruz. Kapı ölçüsü nasıl alınır onu bakacağız. Kapının ölçüsü alırken eli şu şekilde bütün tutarak içeride. İçe. Evet. Mesela 84 santim. İçten içeriye değil mi? Evet, içten içe. Şöyle tekrar. Başlayalım. Evet. Yüksekliği de yine tekrar şu şekilde metre duvarınızdan tutarak içeride tavan göstererek 2-7 şeklinde alabilirsiniz. İçeriden içeriye ölçü alınıyor. Evet. En ve yükseklik bu şekilde alabilirsiniz. Doğrudur. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi müşterilerin bizden kapı alırken en çok kafasına takılan soruları, bize sorduğu en çok sorduğu soruları biz bir videoda değerlendirdik. Mesela bizden kapı alacaksınız. Bizden aldığınız kapıda pervaz, yanında parvaz isterseniz ekstra fiyattır. Lambirisi, kolu ve camı beraber bu şekilde kapıyı gönderiyoruz. Kasası şu şekilde gösterelim. Şu şekilde kullanımı hazır bir şekilde. Kullanımı hazır yani gönderiliyor. Şu şekilde. Mesela bizden bir kapı alacaksınız ve yeriniz 82. Bizim kapılar şu şekilde 78 olarak 82 bir hazır sabit bir ölçüdür zaten. En çok standart ölçülerden biridir. 78'e 198 olarak gönderiyoruz. Dilerseniz pervaz, dilerseniz de köpükle bu 2 santimi doldurabiliyorsunuz. Yani 82 kapının net ölçüsü ne oluyor? 198'e 78'dir. Hmm. Pervaz koyacaksanız pervaz. Pervaz koymayacaksanız da köpükle bu kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde hazır bir şekilde gönderiyoruz. Kolu takılı, camı takılı ve lambirisi takılı şekilde bu şekilde kasasıyla beraber gönderiyoruz. Evet. İsterseniz ekstra olarak dediğimiz gibi pervaz alabilirsiniz. Teşekkür.